oldu. 72'de biz dedik ya olalım. İşte tamam dedi. Gelip istiyorum. Ben senede gizine çıkıyorum. Zaten ameliyat olacaktım. Senede gizindeydim. Pazar cumartesi çıktım. Pazar günü arkadaş aradı. Dedi bak toplantı var. Uya olacağız. Biz de geldi pazartesi uya oldu. Ve pazartesi uya olduğu an 2 saat içinde bizi işte attı. Ben seninle gizli olduğu halde Emre İtaatsız verilen işleri yapılmadığı için işte atılıyor. Öyle yani işte atmaz şeyimiz, sebeplerimiz. Tabii ki bu sendika ile ilgili bizi işte attı. Biz sendika üye olduğu için attı. Ve şu anda bizim 5 tane sendikada 4 tane üyemiz var. 4-5 tane. Onu şu an atamıyoruz. Niye atamıyoruz dediği zaman arkadaşlar içeride. Ona orada çoğalmasın. Ona gitsin diye atamıyoruz. Biz girdiği zaman 8 saat üzerinde diyorlar da yani ben 15 sene ülkede çalıştım. Hepsi hani 5 ay vardiyeli olarak çalışmadım. Hep gece ve gündüz 2 vardiya mesai. Gece gündüz mesai dediği zaman gecede 12,5 saat, gündüz 11,5 saat çalışma var. O mesaide olduğu zaman 2 öğün yemek var, yarım saat içer. Gündüzde 1 öğün yemek var. Böyle konfeksiyonlar, çorap fabrikada çalıştığım gibi böyle saat 10'da çay paydosu falan yok. 3'te 4'te çay paydosu yok. Sadece yemek arası var. İşte namaz ihtiyacı gönderir, gidip geliyoruz. 12 saat çalışır ülkede. Biz onları anlattık telefonlarla, evlerine, yollarına gittik. Arkadaşlar yolu keserek, arkadaş bunlar Müslüman değilse bunlar Müslüman, hadi Müslüman gelsin bizim yanımıza. Hadi siz seçin dedi bizi sendika. Mesela siz hangi bir sendika kurursan biz gelelim. Biz bunu da vazgeçelim. Risk de istemiyoruz. Biz başka bir sendika da gelelim dedi. Biz size arkanıza gelelim. Siz de 10 kişi çıkın. Başka bir sendika beraber kuralım. Biz yine sizle beraber, sizle beraberiz. Şu anda yine onlarla beraberiz. Arkadaşlarıyla beraberiz. Diyalogumuz iyi. Konuşmamız, görüşmemiz güzel de. Bunlara çok şiddet uygulanıyorlar. Arkadaşlarımıza. Formanlar, vardiya şefler, müdürler. Yani adamı ister istemez korkutuyorlar. Çocuklar istiyor baba diyor. Gece seni görmüyoruz, gündüz görmüyoruz. Biz bu yaşa geldik, bugün seninle gezmeye gitmedik. Yeter gel ev. Ya bir nerede çalışsa beraber görelim. Senin gündüz çalış, gece çalışma. Rahatsızlığını ister istemez mesela namaz kıldığın zaman oturarak bazen namaz kılıyor çocuk bana. Baba sen bu hale düşmüşsün. Bırak senin yaşın kaç daha 36 yaşındasın. Bırak ülkede işi gel evde. Olmasa okula gitmeyin diye ben çalışayım baba diyor da insan içi yani. El veremiyor. Vicdanını kabul etmiyor işte benim de. Çocuğa ister istemez biz çocuğa yansıtmıyoruz da fakat mecburen yansıtıyor. Ben bazen evde de namaz kıldığım zaman çocuğu görmesin, oturarak kıldığım zaman çocuğu da gizli odamda kılıyorum. Yani çocuğu üzülmesin diye yapıyorum onu. Yani geçici oluyordu bazen. Hani sabah mesela okula gidince bazen karşılaşıyorduk. Bir de gece geliyordu hani bazen öyle karşılaşıyorduk. Bir de tek hafta sonu o da düğün oluyordu. Hani hastaneye falan gidiyordu. Hastalık oluyordu. Annem hasta. Hani babam bazen işte bel fıtığı var ya oraya gidiyordu. Öyle işte. Bizim amacımız yani şahsi olarak konuşmayayım yani babam da aynı şekildedir. Amacımız oraya bir gidip bir siyaset yapmak değil. Yani bir siyasi görüşümüzde falan orada belli etmiyoruz. Yani orada herhangi bir dışlama falan da yapmıyoruz. Bizim amacımız orada yani kendi hakkımızı aramak. Yani şöyle söyleyeyim yani babam orada 14-15 senedir emek vermiş. Yani o kadar hastalık kapmış, o kadar rahatsızlığı var. Orada o kadar emek vermiş. Eğer biz orada hakkımızı aramadan çıkarsak tabii bu da bizim düşüncemiz de ama hakkımızı aramak için oradayız. Yani kimse yani bunu siyasi görüş olarak algılamasın ya da ne bileyim herhangi bir siyaset yaptığımızı sanmasın. Öyle bir amacımız yok. İşe giderken de şimdi de 8'de gidiyorlardı. 8-7 gibi geliyorlardı galiba. Hatırlıyorsam öyleydi. Erken gidiyorlardı işe. Görmüyorduk. Bizim borcu var. Çocuklar okula gidiyor. Mesela 4-5 kişi okul zor. Öğrenci. İstese istemezse insan yani üzüntü yapar yani. Öyle de. Yani böyle de yapmıştım. Yani